Herkese kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşlar. Şimdi insanlar bir haftalık veya iki günlük seminerden sonra veya biraz bilim veya ilim tükettikten sonra kafayı yiyorlar, kafayı sıyırıyorlar. Bu neden oluyor sevgili arkadaşlar? Neden insanlar biraz bir şey öğrenince çok bilmişlik yaparak kendilerini Mehdi ilan ediyor, Mesih ilan ediyor, Aziz ilan ediyor veya uzaylı ilan ediyor. Bunlardan çok nerede? Sosyal medyada dolu bunlardan. Bunlar neden oluyor? Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere ilim, bilim kontrolsüz, kademeli, tüketilmez ise kişiye ağır geliyor. Kafayı sıyırıyor. Boşlukları kendisi doldurmaya çalışıyor. Nasıl? Bak örnek vereyim. Şimdi şu cep telefonunu doldurmak istiyorsun. Bunun arada bir kablosu var. Bir de adaptörü var. Yani 220 voltu 5 volta indiriyor. Sen bu kabloyu direkt 220'ye taktığında bu cep telefonunun bile beyni karışıyor, bozuluyor, patlıyor. Yani kafayı sıyırıyor. Şöyle örnek vereyim. Bir bebek yeni dünyaya gelmiş. 6 aylık bebek. Şimdi buna sen normalde süt vermen gerekirken buna steak verirsen, et verirsen, pirzola verirsen yiyemeyecek. Sadece yalayacak. Karnı doymayacak. Sindiremeyecek. Fazla gelecek. Midesine zarar verecek belki de. Bu da bir örnek. Veya 7 yaşında ilkokula giden bir çocuğa sen ne yapıyorsun? Onu direkt üniversiteye kaydediyorsun. Daha çocuk okuma yazmayı bilmiyor. Üniversiteye kaydedince sürekli sorular soracak değil mi? Oradakine. Dakika bir, gol bir hesabı, yüzlerce aklına soru gelecek. Bu ne, bu ne, bu ne diye soracak ve cevap alamayınca içindeki ses ile doldurmaya çalışacak. Kendine göre bir ritüel uyduracak. Kendine göre cevaplar uyduracak ve kendi o boşlukları doldurduğundan dolayı saçma sapan inanç kalıpları oluşacak. Onun gibi düşün. Örneğin iki günlük seminere katılmış kişi. Bir şeyler öğrenmiş orada. Birden kendini aziz ilan ediyor. Hani Cem Yılmaz var. Guru diyor değil mi bunlara? Guru. Kendini guru ilan ediyor. Ya arkadaşım daha dur. Hani iki günlük bir haftalık eğitimle kişisel gelişimle sen dünyayı kurtaramazsın ki. Ya daha dur. İki günlük eğitim veya bir haftalık eğitimle sen kendini uzman ilan edemezsin ki. Ama bunlardan dolu piyasada. Dolayısıyla bunlar genellikle sevgili arkadaşlar kademe kademe gitmeyenler, adım adım ilerlemeyen insanlarda oluyor. İlkokulu bitirdin, ondan sonra ortaokul geliyor. Ortaokuldan sonra lise geliyor, ondan sonra üniversite geliyor. Üniversite bittikten sonra yüksek lisans var. Yani yine üniversitede fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisans. Ondan sonra devam ediyor. Doktora geliyor. Ondan sonra böyle adım adım ilerliyorsun. Sen bunları kısa sürede tüketmeye başladığın zaman kendini biraz önce dediğimiz gibi aziz ilan ediyorsun. Ben bunu yapabilirim. Ben bunu çözebilirim ve Krüger sendromu oluşuyor. Çok bilmişlik başlıyor. Yani piyasada bunlardan dolu. Herkes çok biliyor. Herkes az olan konuşuyor. Çok biliyor değil mi? Ama bir şey çözemiyor. Kulaktan dolma bilgilerle sana kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Bunlar sevgili arkadaşlar işte bu kontrolsüz tüketim. Sosyal medyada şu anda o şekilde bombardıman ediyor. Bütün bilgiyi, ilmi böyle bombardıman ediyor ve insanların kafaları karışıyor. Şimdi bizim bildiğimiz ve duyduğumuz her zaman şu vardı. İlim tedrisatta öğrenilir. Tedrisat ne demek? Böyle oturursun masa başında önünde sana ders veren kişi olur, öğretmenin olur. Sana kademe kademe hazmedeceğin şekilde eğitim verir, seminer verir veya ilim verir, bilim verir, öğretir. Sana o şekilde. Doğrusu bu. Öbür türlü sen şimdi burada da YouTube'da şurada da var, burada da var. Bu da çok güzel anlatıyor, şu da çok güzel anlatıyor diye her taraftan bir şeyler kapmaya çalışarak kulaktan dolma bilgilerle insanlara bir şeyler anlatmaya başlarsın ama içi boş. Hol, içi boş. Bazı yüzükler vardır böyle. Çok güzel görünür ama içi boş. Yani içine toprak koyuyorlar bazen. Hatta böyle ağırlık olsun diye bir şey koyuyorlar. Toz, toprağa benzer bir şey koyuyorlar. O yüzden bunlardan piyasada doldu sevgili arkadaşlar. Benim herkese tavsiyem arkadaşlar çatal kazık toprağa girmez. Üçü birden girmez ama bir tanesi girer. Dolayısıyla sen eğer eğitim almak istiyorsan önemli olan bir kere kademe kademe ilerlemen gerektiğini, bunun bir metodolojisi olması gerekiyor ve sindire sindire ilerlemen lazım. Sindirmeden ilerlersen işte biraz önce dediğim gibi yan tesirleri olur. Sen onları zaten kafan karıştığı için onları hayatına yansıtamazsın. Biz bunu yıllardan beri anlatıyoruz, söylüyoruz. Doğru yerden eğitim alın, doğru yerden kişisel gelişim veya şahsiyet gelişimleri doğru yerden alın ve kademe kademe ilerleyin. Sindire sindire. Acelesi yok. Adım adım sindire sindire eğitimler alabilirsiniz. Sana doğru olan neyse o eğitimi alman lazım. Yani individüel olması gerekiyor. Şimdi senin bir konuda bilgin varsa, bir konuda bilgin yoksa o zaman bilgili olduğun yönde değil de bilmediğin konuları da tamamlayıp bir balans oluşturman gerekiyor. Yani senin eksiklerin tamamlanması lazım. Kişiye göre olması lazım. Eğitimler öyle olması lazım. Biz de yıllardan beri o şekilde şahsiyet Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza o şekilde individüel şahsiyet eğitimleri, kişilik eğitimleri veriyoruz. Onun eksik
tarafları neyse, ayak bağlarını neyse onları ortadan kaldırıyoruz ve eksik taraflarını doldurduktan sonra, yani potansiyelini kullanmaya başladıktan sonra beynini başarıya, huzura, mutluluğa programlıyoruz kişiye göre. Ve bu da böyle bir haftalık bir eğitim değil veya iki günlük hafta sonu bir eğitimle olmuyor. Bu kalıcı olabilmesi için 3 ay, 6 ay, 1 senelik eğitimlerimiz oluyor. Sindire sindire kişiye göre ilerlediğimiz için iyi sonuçlar alıyoruz. Ayağını halının üzerine basıyor. Uçup kaçmıyor. Yani kendini aziz ilan etmiyor. Öbür tarafta birçok kişi var. Görüyorsunuz sosyal medyada. Bir hafta, iki haftalık eğitime katıldıktan sonra ben filanca işte evrene enerji gönderiyor. Yok bilmem ne yapıyorum. Kozmik enerji işte şimdi söylemek istemediğim. Çünkü bunları söylediğim zaman söz hakkı vermiş olurum. Dolayısıyla isim vermeden biliyorsunuz yan tesirleri çok oluyor. Eninde sonunda kendilerini ya aziz ilan ediyorlar, ya uzaylı, ya Mehdi, ya da Mesih ilan ediyorlar. Kafayı sıyırıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olmaması için individüel, size uygun, adım adım, sindire sindire kaliteli eğitimlere katılmak gerekiyor. Biz onu yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kişiye göre siz de eğer bu şekilde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, şahsiyet gelişimi yapmak istiyorsanız bizim eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bizim eğitime katılabilmek için hemen videoların altındaki linke tıklayın, formu doldurun. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.